Şimdi Ahmet Bey, Türkiye'nin en başarılı girişimcilerinden birisiniz. Bu tartışılmaz bir şey. Burada çıktı herkes, ya işte çok çalışmak lazım, çok çalışmalar olmuyor falan dedi ama ben yine de size bir sorayım dedim. Buradaki öğrencilere bir tüyo verebilir miyiz? Başarı için kısa yol, kestirme yol var mı? Varsa paylaşabilir misiniz? Herkese merhaba tekrar. Demin çok hoşuma gitti konuşmacı arkadaşımız. Haftanın 7 günü 18 saat dedi. Evet. Benim o kadar hoşuma gitti ki. Şimdi ben sözlerime başlamadan önce yani bu günlere geldiysek kolay gelmedik. Yani şimdi bakın bu oturduğunuz yer bir hayal ürünüdür. Yani bu 10 sene önce ben Denizbank'ta bu oranın arazisini görüyordum. Orada bir hayal kurdum ama bunu gerçekleştirdim ve burada da bana nasip oldu. Böyle sizlerle sohbet etmeye, hayatımın bir parçası olarak sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Peki kısa yol var mı? Kısa yol çalışmak. Kısa yol çalışmak, çok güzel. Peki başarıyı nasıl ölçeceğiz Ahmet Bey? Zenginlik mesela bir ölçüt müdür? 800 milyon dolar aldığınız söyleniyor burayı. Hayır. Yani Allah arttırsın. Buranın arazisini 800 milyon dolar verdik. Söyle. Arazisi 800 milyon. O zaman deli dediler. Üstüne 1 milyar daha koydunuz. 3,5 milyar dolar koyduk. Vay be. Tabii benim için 1 milyar ile 3,5 milyar arası. Ama bakın bunlar işte. 1, bunlar, 3,5. Teşekkür ederim. Bu bir yani zenginlik değildir. Bir vizyondur. Bakın biz buraya yapmaya başlarken benim hayalimde bir şey vardı. O hayal ne? Ben burada bir semt oluşturacağım dedim. Ve o semti oluşturdum. Ve bu gördüğünüz PSM'nin, bu sahnenin yer altında olmasını istediler. Müteahhitim dedi ki sen deli misin? Ya burada ticari olarak yap, buraya alışveriş merkezi yap. Hayır dedim. 100 sene sonra burada Zorlu ismi yazılacak dedim. Ve bugün dünyada burası bir marka oldu. Çok net. Bakın. Hiçbir zaman kısa vadeli düşünmeyeceksiniz. İşte zengin olayım. Demin de arkadaşım dedi ya şey yaptı ya Mevlana'm işte ben çok paraya ihtiyacım var. Nasıl kazanabilirim? Sakın ola ki kısa vadeli düşünmeyin arkadaşlar. Uzun vadeli çok çalışın, çalışın, çalışın. Benim bir her zaman kimse bana öğretmedi. Dürüst, çalışkan, çalışkan ve dürüst. Bu çok önemli. Aslında babanızın da sözleri bunlar. Evet. Dürüst olacaksın, vefakar olacaksın, çalışkan olacaksın, evet. Samimi olacaksın. Evet. Yani şimdi bu koskoca performans sanatları merkezi kar etmiyor mu? Kar etmiyor da üstelik veriyoruz hocam. Yani her sene buraya para yatırmaya devam ediyorsunuz. Peki niye yani? Niye? Kolay bir soru. Şimdi bakın biz Zorlu ailesi olarak Allah rahmet eylesin babam Mehmet Zorlu. Oğlum derdi hazıra dağ dayanmaz. Çok önemli. Burada biz de bir Zorlu ailesi olarak geldi ülkemize bizim bir sosyal sorumluluğumuz olduğunu inandık ve böyle bir yeri yaptık ve burada dünyadan bütün o tanınmış sanatkarlar geliyorlar, görüyorlar ve ülkemizi bütün dünyada tanıtmak için biz bunu yaptık. İstanbul'da böyle bir yer yoktu arkadaşlar. Ve böyle bir vizyon da yoktu. Bunu Zorlu ailesi düşündü ve ülkemize bir armağan sosyal olarak sorumluluk projesi sosyal yani. Sorumluluk projesi olarak biz bunu değerlendiriyoruz. Peki, hayatınızı yeniden yaşama fırsatınız olsaydı, hani böyle bir yolculuğa çıkalım, zihinsel yolculuk. Üç şeyi değiştirme veya ekleme şansınız olsaydı, neleri değiştirdiniz veya ne eklerdiniz formasyonunuza? Yani düşünüp baktığım vakitte böyle çok şey değiştirmek istemezdim ama ben buradaki hepimiz üniversitede okuyorlar. Ben ilkokulu bitirdim. Belki bugünkü, bakın dünyada değişmeyen bir şey var. Değişim ve gelişim. Belki o zaman biraz daha okusaydım,
Yani üniversite okusaydım, lisan öğrenseydim belki çok daha değişik, çok daha belki şeyler yapabilirdim. Ama ben yine hayatımdan yine memnunum. Çünkü ben diyorum ki ilkokulu Babadağ'ında okudum. Liseyi Trabzon'da, üniversiteyi Sultanahmet'te, master'ımı da dünyada yaptım. Güzel. Evet arkadaşlar, bilmeyenler için hatırlatalım. 12 yaşında başlıyor Ahmet Nazif Bey çalışmaya Denizli'de. 15 yaşında burada iyi iş var, iyi pazar var diye Trabzon'a gidiyor ve Trabzon'da dükkan açıyor 15 yaşında. Ondan sonra Sultanahmet Üniversitesi'nde üniversiteyi bitiriyor. Master için de dünyaya dolaşıyor. Peki, yani formal eğitiminiz ilkokulla kısıtlı ama çalışarak ve dünyayı dolaşarak aradaki farkı fazlasıyla kapattım diyorsunuz. Çalışmanın ve dünyayı dolaşmanın faydalarını biraz daha vurgular mısınız arkadaşlara? Hep çalışmak diyoruz, dolaşmak diyoruz. Hayatım boyunca demin biraz önce söyledim ya, değişim, gelişim hep yeniliklerle. Her yaptığım bir yenilikte sanki dünyalar benim oluyordu. Şimdi de bakıyorum gençler hep bütün işte dijital teknolojiler, bugün artık yapay zekalar, robotlar falan, yani bunların üzerinde. Ben de kendi o zamanımın içerisinde hep yeniliklerle uğraştım ve yeniliklere yaptım. Türkiye'de ne yaptıysam hep yeniliklere yaptım. Yurt dışında gördüğümü ve bütün dünyayı gezerken, mesela ilk benim yurt dışına çıktığımda 1975 yılıydı ilk ve yalnız thank you biliyordum. Başka bir şey bilmiyordum ama... Please de yok yani. Efendim? Please de bilmiyorduk. Ve bakın burada bir anımı anlatmak istiyorum. Orada bir restorana gittik. Tabii bizim dilimizde domuz eti yeme yok. Şimdi bilmiyoruz ne olduğunu. Karıştırıyoruz. Kalabalık. Fuar zaman, fuar var. Garson gidiyor, geliyor, gidiyor. Gel bizden bir şeyler al, şey yapmak istiyorum. Biz diyoruz bir dakika, moment. Bir de moment öğrendik şeyde. Ondan sonra anladı ki bizim lisan bilmediğimizi... Orada getirdi, geldi bir şeyin karşısında fiş balığı, çizdi balık. Dedik tamam bu. Ve bakın oradan biz gittiğimiz fuarda gördüklerimizi uyguladık ve yeniliklere yaptık. Ve biraz önce de söyledim. Bakın gayrimenkulde dahi biz ilkleri yaptık Türkiye'de. Ve bugün belki, yani ben bunu niçin anlatıyorsunuz derken, biraz böyle daha geniş düşünmeniz için. İlk buranın tasarladığımız vakitte lansmanını yaparken özel CD'ler yaptırdık ve bütün yapacağımız, yani ne yapacağımızı onu gösterdik. İlk defa Türkiye'de bakın hiçbir inşaatçı yapmıyordu. Biz inşaatçı değiliz, sanayiciyiz. Yani biz yaptık buraya, böyle ülkemize böyle bir yer armağan ettik. Dedik ki bu yola çıkarken bir semt yapacağız dedik. Bu semti yaptık ve burası Zorlu Center, böyle bir semt oldu. Ve her zaman yeniliklere yaptım. Türkiye'de yaparken bakın, Türkiye'de ilk nevresimi ben yaptım. Yani ilk nevresimi. Nereden düşündünüz? Nereden düşündünüz dersen, askerde nevresim vardı. Battaniyeleri geçiriyorduk. Evet. Oradan dedim ki niye gitmesin, nevresimi yaptık. İlk 2.20 empirme çarşafı yaptım. Ve ya bunlar devam etti geldi. Bakın biz yine ilk Türkiye'de ilk biz telefonu biz yapmadık ama Türkiye'de ilk yerli cep telefonu yine biz yaptık. Oraya geleceğiz Ahmet Bey. Evet. Alkışlayabilirsin serbest. Yani çalışmanın ve dünyayı dolaşmanın çok önemli olduğunu söylüyorsunuz ve yenilik peşinde koşmak, sürekli yeniyi aramak, takip etmek gerekiyor diyorsunuz. Aynen. Tanıdığım en iyimser insanlardan birisiniz. Sizce iyimser olmak girişimciler için ne kadar önemli? Çok önemli. Çok önemli, iyimser. Çünkü kötümser olduğunuz vakit hiçbir yere gitmeniz mümkün değil. Yani ben bir yerde başarısız oldum, her şeyden elim ayağım çekeyim, şurada bir yerde çalışayım. Sakın o vakit demeyin. Hayatım, bakın, 14 yaşında bir mağazanın başına patron olarak geldim. O günde bugüne kadar da patron olarak çalışıyorum. Çalışacağım da. Hiçbir şeyden taviz vermeyin. Eğer siz bir yerde başarısız oldun
diyorsak da bu işi bırakırsanız, bakın biraz önce arkadaşlar birkaç başarısız olmuşlar ama işin üstüne gitmişler. İşin üstüne gitmişler ve ben bakın yine hayatımda şöyle bir şey vardı. Yaptığım şeyi kolay kolay beğenmem. Yani kendim onun üzerinde devamlı bir iş giriyorsam devamlı onunla artık onunla yatar kalkarım. 24 saat, 48 saat düşünürüm, taşınırım bu oldu mu, olmadı mı, olacak mı, olmadı mı? Ve ilk empirme çarşafı yaptığım vakit ve inanır mısınız günlerce uyumadım. Ama yaptırdım o malı, malı bastırdım ve yanımda numuneler götürdüm. Bayram günüydü, bakın bayramın birinci günüydü. Bayram namazını kıldım, geldim, atölyenin başına geldim. O malın bütün işçileri de çağırdım, konfeksiyonunu yaptım. Konfeksiyonunu yaptırdım, paketlemesini yaptırdım, başında duruyorum. Ve götürdüm bayramın ikinci günü, bu işleri yapan bir arkadaşım vardı, çağırdım onu. Dedim ki bak dedim, gel bir kahve içelim. Onu gösterdim, önüne malı attım böyle. Bir baktı böyle şaşırdı kaldı. Dedi bu ne dedi. Dedim ya böyle bir arkadaş verdi falan dedim ben. Tamam mı? Haberi yok tabii böyle bir şeyden yaptığımdan. Bunu ama 6 ay gibi bir uğraştım. Ve bu dedi baktı malı gördü, şeyi gördü. Hemen fiyatını sordu. Ben ondan sonra rahatladım. Satacağım fiyattan da %15 daha üzerine koydum. Onun satış fiyatını koydum ben. Ben kendim satış fiyatım 200 liraydı, 230 lira dedim. Ya biz bunu onu satsak dedi. Bitti. Onda bitti. Ben ondan sonra rahatladım. Arkadaşlar bakın malın sahibi olmak bu işte. Mal sahibi olmak kolay ama işin sahibi olmak, işin her noktasında başında olmayı gerektiriyor. Bunu yapmadan başarılı olan iş adamı veya girişimci tanımıyorum ben. Kesinlikle. Sahip olmadığınız, görmediğiniz iş sizin i̇ş değildir. İş değildir, sizin değildir evet. Başkasına bırakırsanız yani sonunuz iyi olmayabilir. Hayır. Ahmet Bey bir aralar bir üniversite açmayı düşündünüz. Hatta böyle bir stratejik toplantılara falan çağırdınız beni sağ olun. Vazgeçtiniz ama ondan sonra bir seri aktiviteyle gençlere dokunmaya başladınız. Örneğin şu Venüs'ünü tasarla yarışması ile öğrencileri tasarıma teşvik ettiniz. Vestel Ventures ile genç girişimcileri destekliyorsunuz. Bu üniversite açmak yerine üniversitelerin başarılı olamadığı alanlarda 21. yüzyıl yetkinlikleri programı ile bursiyerleri destekliyorsunuz. Gençler için düşündüğünüz başka programlar var mı? Yani arkadaşlar eminim nevresimde yatıyorlar ama hani gençler için yapılan programlar onları ilgilendirecektir diye. Vallahi başka bakın, planlar var mı? Başka planlar derken dünyada yeniliğin sonu yoktur. Yeniliğin sonu yoktur. Ben demin biraz yine aynısını söyleyeceğim. Dünyada değişmeyen şey değişim ve gelişim. Bakın yani önemli olan yenilikler yapmak. Diyelim ki çok basit tabiriyim ayakkabı. Bir ayakkabıyı da burada değişiklik yapabilirsin, satabilirsiniz. Yani basit söylüyorum. Yani illa elektronik olacak, illa efendim araba olacak, şu olacak, bu olacak değil. Değişiklik, değişiklik. Benim demin de size söyledim vakitte, ben empirme çarşaf vardı. 180 santimini yapıyorlardı. Ben demin söyledim vakitte. Ben 220'liğini yaptım. Değişiklik, değişiklik. Ve bu yeniliği yaptığım için Touch markasını Touch markası yaptım. Ve benim müşterilerim gittiğim vakitte her zaman beni yenilikçi olduğum için kapıda acaba bu hafta yani bu ay bize yenilikle ne geliyor diye ve kapıda karşılarlardı. Yeniliğin sonu yoktur arkadaşlar. Yani bugün startup da olabilirsin, yenilik efendim elektronik bir şeyler yapabilirsin, şunu yapabilirsiniz. Yenilik dediğiniz vakitte her şey. Bir gömlekte de yenilik yapabilirsiniz. Takım elbisede de yapabilirsiniz. Yani yenilik her şeyde olabilir. Bu yeni yani düşünceler bu da nereden gelir? Hayal kuracaksınız. Benim her zaman bu sözüm vardır. Hayal kurun ama hayalperest olmayın. Hayalci olmayın. Peki, hayal çok önemli. Hemen oradan devam edelim. Bugün herkes hayal kurmanın öneminden bahsetti. Bir tane örnek verir misiniz? Bir hayal kurduğunuz örneği verin, bir de hayalperestlik örneği verin. Aradaki farkı iyice anlayalım. Ben hayal kurduğum çok şeyi gerçekleştirdim. Aşağı yukarı. Hayal kurduğum her şey ama dediğim gibi 24 saat, 48 saat çalıştığım zamanlar vardı. Ama hayalperestlik bir arkadaşımla, bakın onu hayalperest derim. Bir arkadaşımla beraber bir seyahatteyiz. Almanya yaptık, Almanya'dan İtalya'ya gittik. Bu arkadaş da biraz hayalperestti. Makineleri borçtan almış
Ve öbür taraftan da biz otelin odasına gittik. Böyle yattı böyle, çok affedersiniz, yattı. 100 bin lira borcu var o gün. Sene 70, 80, wow. 81. İyi para. 100 bin lira borcu ödedi. O 15 dakika içinde ödedi. Hayal kurarak ödedi. Dedim ki, nasıl ödedin bunu, anlatsana bana. Dedi ki bak dedi, sana mal yapıyorum dedi. Bundan bu kadar para kazanıyorum dedi. Senden ayda bu kadar gelecek. Falan için şunu yapıyorum dedi. Ben ayda şu kadar, ben bunu dedi ki 15 ayda ödedim. Ya dedim ki, bu bak dedim, o gün için bana bornoz, ben onu şey yapmıştım, yine bir yenilikti. Bornozla bir buraya böyle bir gül koldurduk veya çiçekler yaptık, onu sırada satıyorum. Dedim ki, peki ben bu malı alıyorum bugün, yarın satılmazsa bu parayı benden kazanabilecek misin? Öbürünü sattığım maldan para kazanabilecek misin? Hayır. O zaman dedim, nasıl borcu ödedin? İşte böyle bir hayalperestliğin içindeydi ve sonunda da battı. Evet, yani şu entegre tesis işine dönecek olursak mesela, hani sizin ilk baştan entegre tesis ile başlamaya çalışmanız belki hayalperestlik olacaktı. Evet. Ama bakın, adım evet, adım. Adım adım. Yine hayal, bizim hayal. Entegre bir tesisdi. Yine 87 senesi, hiç unutmuyorum. Biz tabii bakın, ham maddeden başlıyoruz. Ham maddeden başlayıp böyle bir şey kuracaktık. Ama dedim ki, biz bunu ham maddeden başlarsak gücüm yetmiyor. Gücüm yetmediği için, çünkü pamuktan başlamam lazım. Pamuktan iplik fabrikası kurmam lazım. İplik fabrikasından dokuma fabrikası, dokuma terbiye, baskı, böyle konfeksiyon. Ama gücüm yetmiyordu. Eğer ben onu kursaydım büyüyemeyecektim. Ben ne yaptım? Dokumadan başladım, ham bez yaptım. Baskısını başka yerde yaptırdım. Konfeksiyonunu başka yerde yaptırdım. Ama parayı kazandık ya, bu sefer dokumadan terbiye geçtik. Terbiye baskı komplesini kurduk. Küçük küçük adımlarla ona göre gittik. Yine hiç unutmuyorum. Çiğneyebileceğin kadar. Evet, hazmedebileceğin kadar. Hazmedebileceğin kadar yemek. Eğer hazmedemeyeceğin kadar çok yerseniz, çok affedersiniz, o zaman olur. Başlarsınız. Hazımsızlık o zaman olur. Onun işte, onu da hayalperestliktir. Ve biz böyle merdivenleri birer birer çıkacaksınız. Eğer üçer üçer çıkarsanız, dörder dörder çıkarsanız kaslarınız yırtılır. Çok güzel. Bence bu örnek gayet yeterli oldu. Şimdi bir hayalinizden bahsetmek istiyorum size. Siz bu akıllı telefon işine girdiğinizde ya da girmeyi planlarken uzmanlara danıştınız mı? Ne dediler uzmanlar? Onu orada biraz dertliyim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu ben 15 sene önce falan dediler ki, Ahmet Bey, bu o zaman bir marka vardı. Söylemekte de şey yok. Nokia. Bakın. Vardı. Vardı. Mehter. Şu anda %65 pazar payına sahipti. Onlar çok böyle pazar payına sahip olunca da, bir de bakın, ne kadar büyürseniz büyüyün, ne kadar mütevazi olacaksınız. Onlar araştırma yapamadılar, edemediler. Ve ben o zaman söyledim, dediler ki, Ahmet Bey, biz ondan rekabet edemeyiz. %65 pazar payına sahip. Ve bu sigara fabrikasındaki sigara üretimi gibi falan dediler. Ama ben pek o zaman şey yapmadım, zor dediler. Ama baktım ki dünyada telefon gittikçe çoğalıyor. Maşallah, biraz dokundurarak söyleyeceğim. Herkeste iki marka var, herkes onu kullanıyor. Diyorum ki, niye bunu kullanıyorsunuz? Demin bir tane söyledi, dedi ki, çok tuhafıma gitti, bir yerden bahsedeceğim. Dedi ki, bunu kullandığım vakit iş buldum dedi. Çok hayretler içinde kaldım. Çocuklar, değerli arkadaşlar, sakın ola ki, bakın, bizim hep benim ilkokulda okuduğum zaman da yerli haftası vardı. Yerliye önem verelim. Yerliye önem verelim. Bu çok önemli. Ben sözümü buradan biraz ara verip tekrar devam edeceğim. Kore'ye gittim 1996 yılında. İnanın %99 neredeyse kendi mallarını kullanıyorlardı. Hala daha öyle. Biz Kore'ye çamaşır makinesi gönderdik. TSE'den bir senede geçmedi. Biz şimdi bakıyoruz, hep yabancı merakımız var. Ve bugün Zorlu Holding'in şirketleri her ürettiği 100 televizyondan, beyaz eşyadan %80'ini ihraç ediyor. Onu da kalkınmış ülkelere. Tekstilde de aynı.
Bugün biz bak tekstilde Çin'e, Japonya'ya, Amerika'yı söylemiyorum. Hı. Çin'e ve Japonya'ya bugün çarşaf gönderiyoruz. Önce biz kendimizi güvenmemiz lazım. Telefonu gelince dedim ki bu telefonu biz yani niye yapmıyoruz? Neden girdiniz neden? Akıllı telefon işte. Bakın bugün bütün telefon, dünyada 1,5 milyar telefon satılıyor. Bunun %99'u, %98'i bir kısım şeyde, onlar da Çin'de yaptırıyorlar. Çin'de yapılıyor. Çin'in haricinde yalnız ve yalnız Türkiye'de bugün Vestel'de üretiliyor. Dedim ki, benim bir zaman Vestel'i aldığımda aynen böyle bir konuşmamda dedim ki, cüceler yapıyor da biz niye yapmayalım? Ve yaptık. Bugün bak senede, bugün Vestel şirketler grubunda 35 milyon cihaz üretiliyor. Beyaz eşya, televizyon ve telefon. Onun için dedim ki, inat ettim, bu telefonu yapıyoruz. Herkes de buradan bir reklam da yapalım. Venüs telefon. Bugün bakın her şey var içinde. Her şey. Yani onun için sizlerden ricam arkadaşlar, kendi kendimize destekleyelim. Bakın etraf ülkelerimiz ateş çemberinde. Kendimiz üreteceğiz. Bakın burada bugünkü toplantının şeysi nedir hocam? Sizlerin daha gelişmesi, daha akılcı, daha geleceğe hazırlama, bakış açımızın değişmesi. Biz bakın önce üreteceğiz, tüketim toplumu olmayacağız. Tüketim toplumu olduğumuz müddetçe başkalarının esiri oluruz. Sonra ihraç edeceğiz. Tabii ki. Ve bakın evet tüketim toplumu olacağız ama önce üreteceğiz, ihraç edeceğiz ve satın aldığımızdan, yurt dışından satın aldığımızdan fazla ihraç edeceğiz. O zaman işte dünyada söz sahibi oluruz. Eğer ithal edip tüketirsek, 200 liralık diyelim ki mal ithal edeceğiz, 150 liralık ihraç edeceğiz, 50 lirayı nereden bulacağız? O zaman başkalarının, benim tabirimle, ırgatı oluruz, sömürgesi oluruz. Yine üretmek. Ben yine 20 sene önce şunu söyledim. Sanayisiz bir ülke, sanayisiz bir Türkiye düşünemiyorum. Her ürettiğimiz malı da kurarken de biz Zorlu ailesi olarak en az %50 ihracat yapacağız diye tesislerimizi kurduk. Bugün 30 bin çalışanımız var. Bugün Türkiye'de sanayide en büyük sanayide istihdam eden gruplardan, 3 gruptan bir tanesiyiz. Onun için sizlerden ricam, hayal kurun, hayalci olmayın, üretelim, çok çalışalım, dürüst olalım. Ahmet Bey, sizden çok sıkça duyduğum bir söz var, onu da biraz açmak istiyorum. Önce ülkem, sonra kurumum, sonra ailem diyorsunuz. Bu hiç alışılmış bir sıralama değil ve ben bunu sadece ve sadece sizden duydum. Orijinal olduğunu biliyorum yani. Bir kere bu söylemin içinde ben yok. Ve aile de en sonda. Daireler böyle büyükten küçüğe doğru gidiyor. Ben nerede ve aile en sonda olduğuna biraz bozulmuyor mu? Bu tercihi biraz açar mısınız Hayır. bize? Bakın herkes burada. Eğer benim bu ülkem olmasaydı ben burada böyle bir şey yapabilir miydim? Önce ülke. Peki kurumlarımız olmasaydı, kurumumuz olmasaydı böyle bir yere yapabilir miydim? Kurumlarımız olmasa, ülkemiz olmasa, kurumlarımız olmasa ailemiz olur muydu? Onun için önce ülkem, kurumum, ailem. Güzel. Ahmet Bey, tavsiyelerde bulundunuz gençlere ama son iki tavsiyenizi alacağım. İkişer üçer kelimeyle. Gençlere son tavsiyeleriniz. Çok çalışın, üretin, ihracata odaklanın. Bakın, çalışkan olun. Bütün konuşmacı arkadaşlar ben sonunda 2 saatte dinledim. Hep çalışmaktan geçti. Ve çalışan, hani atasözlerimiz var. Çalışan demir pas tutmazmış. Çalışın. Dürüst olun. Kurumlarınıza, bakın ben yine diyorum orada, ülkenize sahip çıkın.
Kurumlarınıza sahip çıkın. Ülkenize sahip çıkın. Ailenize sahip çıkın. Peki. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ağzınıza sağlık. Tekrar hoş geldiniz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun.